Merhaba arkadaşlar, ben Akademi Dünyası'ndan Fen Bilimleri Öğretmeni Fatmalı Özcan. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 2. ünite Fen Bilimleri 1. yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. İlk önce doğru yanlış sorularımızla başlıyoruz. Aşağıdaki ifadeler doğru ise yay ayraç içine de, yanlış ise yay yazınız. 1. Destek ve hareket sistemi kemik, eklemler ve kaslardan oluşur. Evet arkadaşlar, destek ve hareket sistemimiz kemik, eklemler ve kaslardan oluşuyor. O yüzden 1'e doğru diyoruz. Geldik 2. Kıkırdak uzun kemiklerin uzamasını sağlar. Evet arkadaşlar, kıkırdaklar kemiklerin uzamasını sağlıyor. O yüzden 2'ye de doğru diyoruz. 3. El parmakları kısa kemiklere örnektir. Hayır, kısa değil, uzun kemiklere örnektir. O yüzden 3'e yanlış diyoruz. 4. Düz kaslar isteğimiz dışında çalışır fakat çabuk yorulur. Evet arkadaşlar, düz kaslar bizim isteğimiz dışı çalışıyorlar ve çabuk yoruluyorlardı. O yüzden 4'e doğru diyoruz. 5. Besinlerin enzimlerle daha küçük parçalara ayrılmasına kimyasal sindirim denir. Evet arkadaşlar, eğer işin içinde enzim varsa kimyasal sindirim diyorduk. O yüzden doğru diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Kimyasal sindirim ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Evet arkadaşlar, ağızdaki tükürük sıvısı yardımıyla ve ince bağırsaktaki enzim yardımıyla beraber kimyasal sindirim ağızda başlayıp ince bağırsakta biter. O yüzden doğru diyoruz. Geldik 7'ye. Dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşur. Evet, dolaşım sistemimiz kalp, kan ve damarlardan oluşuyor. Doğru diyoruz. 8. Küçük kan dolaşımı kalp ile vücut dokuları arasında gerçekleşir. Küçük kan dolaşımı değil, büyük kan dolaşımı kalp ile vücut dokuları arasında gerçekleşir. O yüzden yanlış diyoruz. 9. Solunum sisteminin ilk organı burundur. Evet, solunum sistemimizin ilk organı burunumuzdur. Doğru diyoruz. 10. Böbrekte süzme işleminin yapıldığı birime nefron denir. Evet, böbrekteki süzmeyi nefron sağlıyordu. Doğru diyoruz. Ve devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. Boşluklara uygun gelen kelimeleri yazacağız. 1. Nokta nokta iç organlarımızın yapısında bulunan yavaş çalışan kaslarımız hangisiydi? Çizgili kaslarımızdı. Çizgili kaslarımız iç organlarımızın yapısında bulunan yavaş çalışan kaslarımızdı. 2. Nokta nokta hareket yeteneği olmayan eklemlerdi. Eklemler neydi? Oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklemdi. Hareket yeteneği olmayan eklem ise oynamaz eklemdi. O zaman buraya oynamaz eklem diyoruz. Geldik 4'e arkadaşlar. Karbonhidratların kimyasal sindirimi nokta nokta başlar, nokta nokta da biter. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlıyor arkadaşlar ve ince bağırsakta bitiyordu. 4. Nokta nokta sindirim sisteminin en uzun organıdır. Arkadaşlar, sindirim sistemimizin en uzun organı ince bağırsağımızdır. O yüzden buraya da ince bağırsak diyoruz. 5. Kalp atışının uçtaki damarlardan hissedilmesine nokta nokta denir. Kalp atışının damarlardan hissedilmesine biz nabız diyorduk. O yüzden buraya da nabız diyoruz ve devam ediyoruz. Küçük kan dolaşımı nokta nokta ile nokta nokta arasında gerçekleşir. Küçük kan dolaşımı nerede gerçekleşiyordu? Kalp ile akciğerler arasında gerçekleşiyordu. O zaman buraya kalp, buraya da akciğer arı diyoruz arkadaşlar, arasında gerçekleşir. Şimdi geldik 7'ye. Nokta nokta vücudu mikroplara karşı korur. Bizim al yuvarlarımız, ak yuvarlarımız ve kan pulcuklarımız vardı. Peki hangisi vücudu mikroplara karşı koruyordu? Ak yuvarlarımız. O yüzden buraya da ak yuvar diyoruz. 8. Bronşların uç kısmında gaz değişiminin gerçekleştiği hava keselerine nokta nokta denir. Arkadaşlar, gaz değişiminin gerçekleştiği hava keselerine biz alveol diyorduk. O yüzden buraya da alveol diyoruz. Geldik 9'a. Kafatası eklemleri
Nokta nokta eklemleri örnektir. Kafatası eklemleri oynar eklem mi, oynamaz eklem miydi ya da yarı oynar eklem miydi? Oynamaz eklemdi arkadaşlar. O yüzden buraya da oynamaz eklemleri örnektir diyoruz. Geldik ona. İç organların yapısında bulunan kaslara nokta nokta denir. İç organların yapısında hangi kasımız bulunuyordu? Düz kas. O zaman buraya da düz kas diyerek boşluk doldurmamızı da bitirmiş oluyoruz. Şimdi aşağıda bize görsel vermiş, bir tane şekil vermiş. Şekilde bize oklar göstermiş ve buraların yerlerini yazın demiş. Şimdi bire bakıyorum. Bir ne arkadaşlar? Kafatası kemiği değil mi? Kafatası kemiği. Hemen 2'ye bakıyorum. 2'de bulunan ne? Kaburga kemikleri. O zaman 2'ye de kaburga kemikleri diyorum. Üçe bakıyorum. Bakın 3'te gösterdiği ne arkadaşlar? Omur kemiklerini gösteriyor. Şu şekilde şuraya omur kemikleri diyorum. Hemen devam ediyorum. Dördüncü okumda neyi gösteriyor arkadaşlar? Ön kol kemiğini gösteriyor. Bakın burada. O zaman buraya ön kol kemiği diyorum. Devam ediyorum. Bakın gösterdiği neresi arkadaşlar? Diz kapağımı gösteriyor. O zaman buraya da diz kapağı diyorum. Ve devam ediyorum ikinci şeklimde. Aşağıdaki görselde işaretlenen yerlerin isimlerini yazınız. Bir de neyi göstermiş arkadaşlar? Ağızı. Hemen 2'ye bakıyorum. 2'de neyi göstermiş arkadaşlar? Yutağı. Hemen 3'le devam ediyorum arkadaşlar. 3'te neyi göstermiş? Safra kesesini. Dörde bakalım. Dörtte gösterilen ne arkadaşlar? Mide. Hemen 5'e bakalım. 5'te gösterilen bakın şurası. Pankreas. 6'ya baktığımız zaman 6'da gösterilen kalın bağırsak. 7'ye baktığımız zaman 7'de gösterilen yemek borusu. Yemek borusu. 8'e baktığımız zaman 8'de gösterilen karaciğer. 9'da gösterilen ise arkadaşlar iç yapıda olan şu kısımda ince bağırsak. Ve son olarak 10'da gösterilen anüs. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane sap tablo vermiş. Aşağıdaki tabloda verilen sindirim olaylarının mekanik sindirim mi, kimyasal sindirim olduğunu işaretleyiniz. Yiyeceklerin ağızda çiğnenmesi yani küçük parçalara ayrılması mekanik yani fiziksel sindirimdi. Yağların ince bağırsakta safra ile etkileşmesi. Neydi arkadaşlar? Yağların safra ile etkileşmesi. Safra ile etkileştiği zaman mekanik sindirim parçalama yapıyordu. Yağların parçalaması mekanik yani fiziksel sindirimi yapıyordu. Etin dişler yardımıyla parçalanması küçük parçalara ayırıyor. Bu da arkadaşlar mekanik yani fiziksel sindirim. Midede et parçalarının mide öz suyu ile etkileşmesi. Bakın burada bir enzim var. Bu bir kimyasal sindirimdir. Diyoruz ve devam ediyoruz. Tablo aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz demiş. Pankreas ve karaciğer sindirime yardımcı organlarımızdı. Pankreas ve karaciğer ile ilgili ürettiği salgıyı görevini ve salgısının gönderildiği yeri sormuş. Şimdi bakıyoruz. Pankreas ve karaciğer hangi salgı üretiyordu? Pankreas öz suyunu, karaciğer ise safra salgısını üretiyordu değil mi arkadaşlar? Peki görevine baktığımız zaman
Pankreas ösüyor. İnce bağırsakta kimyasal sindirimi sağlıyordu. Karaciğerde üretilen safra salgısı ise yağların fiziksel yani mekanik sindirimini sağlıyordu. O zaman buraya kimyasal sindirimi, buraya ise fiziksel sindirimi sağlıyor diyorum. Ve salgının gönderildiği yere baktığım zaman pankreastan üretilen pankreas öz suyu ve karaciğerde üretilen safra her ikisi de ince bağırsağa gönderiliyordu. Pankreastan üretilen pankreas öz suyu ince bağırsağa gönderilerek yağların kimyasal sindirimi gerçekleştiriyordu. Karaciğerde üretilen safra sıvısı ne yapıyordu? İnce bağırsağa gönderilerek yağların fiziksel sindirimini sağlıyordu. Ama her ikisi de ince bağırsağa gönderiliyordu arkadaşlar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Şekle bakalım. Aşağıdaki görselle işaretlenen yerlerin isimlerini yazınız demiş. Şimdi X'e baktığımız zaman neyi gösteriyor bize? Burunu. Hemen bakıyorum. Y'ye baktığım zaman soluk borusunu. Soluk borusunu gösteriyor. Hemen bakıyorum. Z'ye baktığım zaman ise bakın alveolleri gösteriyor. Ve son olarak T'ye baktığım ise diyaframı gösteriyor. Diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz aşağıda görselde de işaretlenen yerlerin isimlerini yazınız demiş. Bakıyoruz sağ ve sol olarak gösterilmiş. Şimdi şu şekilde durduğumuz zaman sol tarafımız burası, sağ tarafımız burası. Ne yapıyoruz? Solda temiz, sağda kirli. Yani solda oksijence zengin kan, sağda ise oksijence fakir kan var. O zaman ne diyorum? Sol tarafa, yani şöyle durduğum zaman sol tarafım oluyor. Temiz diyorum. Temiz kan. Yani oksijence zengin kan. Sağ tarafı ise kirli kan. Yani oksijence fakir kan diyorum. Şimdi üstteki gördüklerim 1 ve 3 benim neyim arkadaşlar? Kulakçıklarım. Alttaki gördüklerim ise karıncıklarım. O zaman ne diyorum arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 4 şeklinde yazarsam. Hemen bakıyorum. Burası neresi arkadaşlar? Sol kulakçık. 1'e sol kulakçık diyorum. Hemen bakıyorum. Burası sol karıncık. Sol karıncık. Devam ediyorum. 3. Bu sefer ne? Sağ kulakçık. Ve sağ karıncık diyorum. Ve baktığım zaman benim sol tarafımda temiz oksijence zengin kanım, sağ tarafımda kirli oksijence fakir kanım bulunuyor. Ve devam ediyoruz. Aşağıdaki görselde işaretlenen yerlerin isimlerini yazınız. Hemen bakıyorum. Bir ne arkadaşlar? Böbrek. Hemen devam ediyorum. Arkadaşlar ikiye baktığımız zaman iki de neyi gösteriyor? İdrar borusunu göstermiyor mu? İdrar borusunun diğer adı neydi? Üreterdi. Hemen üçe bakıyorum. Bakın üçte ne var burada baktığınız zaman? İdrar kesesi var. Ve son olarak dörde baktığımız zaman idrar kanalı yani üretra var. Buraya da idrar kanalı üretra diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi geldik test sorularımıza arkadaşlar. Aşağıda verilen test sorularını cevaplayınız. 1. Besinlerin sindirimi vücutta iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan biri fiziksel sindirimdir. Fiziksel sindirimde enzimler kullanılmamaktadır. Besinler kesme, parçalama ve öğütleme gibi işlemlerden geçerek küçük parçalara ayrılır.
yukarıda açıklamalara verilen sindirim çeşidi hangi organlarda gerçekleşmektedir diyor. Arkadaşlar, fiziksel sindirim hem ağızda, hem midede, hem ince bağırsakta gerçekleşiyor. Neden? Ağızda çiğneme hareketiyle fiziksel sindirim yapıyorum. Midede kasılıp gevşeme ile fiziksel sindirim yapıyor. Ve aynı zamanda safra sivisi ile yağların ince bağırsakta fiziksel sindirim oluyor. Yani doğru cevabım ağız, mide ve ince bağırsağının bulunduğu C şıkkı arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Görselde bir insana ait kalbin bölümleri verilmiş. Bakın ne verilmiş? Kulakçıklar verilmiş, karıncıklar verilmiş. Şu şekilde durduğum zaman burası sol, burası sağ tarafım oluyor. Şurası sol tarafım, burası da sağ tarafım. Baktığım zaman K, L, M, N ile gösterilen bölümlerden hangileri oksijence zengin kan bulunur diyor arkadaşlar. Benim oksijence zengin kanım sol tarafımda bulunuyordu. Yani ne? L ve N'yi alacağım. Doğru cevabım D şıkkı arkadaşlar. Devam ediyoruz üçüncü sorumuzla. Solunum sisteminde yer alan yapılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Soluk alma sırasında akciğerlere sadece oksijen girişi görülür. Arkadaşlar, kirli bir ortamda bulunduğunda, yani karbondioksitin bol olduğu ortamda bulunursan akciğerlere ne oluyor? Karbondioksit girişi de gözleniyor. Bu yanlış. Akciğerlere sadece burundan hava ulaşır, ağızdan da hava alabiliyorsun. O yüzden bu da yanlış. Burun alınan havanın temizlenmesi ve nemlenmesini sağlar arkadaşlar. Alınan havanın temizlenmesi ve nemlenmesini sağlayan organ arkadaşlar burundur. D'ye de bakıyorum. Solunum sisteminde diyafram haricinde hiçbir kas bulunmaz. Hayır arkadaşlar, solunum sistemimizde diyafram haricinde kaslarım da bulunuyordu. O yüzden üçüncü sorumun doğru cevabı C şıkkı arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Böbreklerde oluşan idrarı, idrar kesesine getiren yapı aşağıda verilenlerden hangisidir diyor. Arkadaşlar, hangisi getiriyordu? Üreter, yani idrar borusu getiriyordu. O yüzden dördüncü sorumun doğru cevabı B şıkkı. Devam ediyoruz. İnsan vücudunda bulunan bir yapıdaki kan ile ilgili olarak karbondioksit miktarının fazla olduğu bilinmektedir. Bu yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hemen. Atar damarlar, evet, kirli kan bulunabilir. Çünkü karbondioksit miktarının fazla olduğu demek, kirli kan demek, bulunabilir. Toplar damarda, evet, kirli kan bulunabilir. Ama kalbin sol odacığı her zaman temiz kandı. Akciğere giden damarlarda da bulunabilir. O yüzden doğru cevabım 5. sorumun C şıkkı. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.